Derse yalan söylemiş oluyor. Nasıl oluyor diyecek o zaman. Onu soracak ikinci soru. Yani amino asitleri yan yana bıraktığımızda protein yapıyorlar mı? Yapmıyorlar. Çünkü gördük bakın. Amino asitlerin bir kere olması için yine canlı hücresi gerekiyor. Ama amino asitlerin olduğunu varsaysak, yani biz buraya kovayla amino asiti koysak hiçbir şekilde protein oluşturmuyorlar. Çünkü birbirleriyle peptit bağıyla bağlanmıyorlar. Evet. Bakın bu çok önemli. Onun olması için enzimler gerekiyor. Enzimler ancak yapabiliyor bunu. Amino asitleri peptit bağıyla bir araya getiriyorlar. Özel kimyasal bağ. Onu gördük. Ayrıca amino asitlerin doğada hem sağ ellisi var hem sol ellisi var. Sadece sol elli olanlarından protein oluşması gerekiyor. Ve amino asitlerin doğru dizilimde olması gerekiyor. Yani amino asitlerin yan yana olması bir şey ifade etmiyor. Proteinlerin çok özel bir dizilimi var. Her bir noktaya 20 çeşit amino asit var dedik alternatif. Mesela 500 amino asitlik bir proteinde 20 üzeri 500 yani 10 üzeri 650'de bir dizilim ihtimali var doğru proteini seçebilmemiz için. Bakın 10 üzeri 650'de bir ihtimal, 650 sıfırlı bir sayı tek bir dizilimde olması için. Diğer hesapları da kattığınızda 10 üzeri 950'de bir ihtimal yapıyor zaten. Dolayısıyla bir protein olması için başka proteinler gerektiğine göre bu zaten Darwinizmi bitiriyor. Yani çünkü aynı zamanda DNA'nın olması gerekiyor, enerji santralları, posta ofisleri, gelişmiş laboratuvarlar gerekiyor. Hücrenin mükemmel zarı gerekiyor. Zarın üzerinde yüzlerce kapı var. Onlar da protein yapısında. Çünkü kontrollü bir ortam hücre. Yani hücre tamamen dışarıda izole edilmiş. Hücrenin içindeki ortam bambaşka. Hücrenin dışındaki iyonların konsantrasyonu, maddelerin konsantrasyonu hücrenin içindeki bambaşka. Hücrenin hayatta kalabilmesi için çok özel şartlar gerekiyor. O kadar hassas ayarlamalar var ki onları sağlayabilmek için özel kapıları var. Akıllı, yani adeta akıllı hücrenin zarı var. Seçiyorlar maddeleri. Sadece ihtiyacı olması gerekenleri ihtiyacı olduğu konsantrasyonda, yoğunlukta tutuyor hücrenin içerisinde. Bu tabii yani böyle aklın kavrama sınırlarının ötesinde bir muhteşem yaratılış detaylara indiğimizde. Dolayısıyla yani sadece şu Darwinizm en temelde bitiriyor. Bir de DNA'sı var olayın tabii. Yani ona da bakabiliriz. Bakın DNA'nın şu yapısı... Bir hücreden bahsetmişken sen istersen onun konuya geçmeden diyelim. Bilim bir kere bir hücreyi yapamıyor henüz. Değil mi? Hücre değil bir proteini yapamıyor. Şimdi bilim. Laboratuvar şartlarında bir hücreyi yapmak onlar için zaten bir hayal yani. Öyle bir şeyi yapamıyorlar bile. Ya yüz binlerce profesörü toplasan bir hücreyi yapamıyorlar. İnsan vücudunda, bir insanın vücudunda 10 trilyon tane hücre var. 100 trilyon. 100 trilyon pardon. 100 trilyon hücrenin her bir tane hücresinde o bahsettiğin 10 üzeri 950 ihtimalde bir ancak laboratuvar şartlarında oluşacak protein, tek bir proteinden 1 milyon tane var. 10 milyar tane var. 10 milyar tane. Evet. Ve her saniye 2000 tane oluşuyor. Her saniyede 2000 protein sentezleniyor her hücrede. O 10 üzeri 951'deki ihtimalle. Stokrom C'yi mesela örnek veriyor Ali Demirsoy. Bir tane protein diyor ki. Dur onu okuyayım bak onun tam alıntısı var. Çok güzel evet. Bakın Ali Demirsoy diyor ki bir stokrom C'nin dizilimini oluşturmak için olasılık sıfır denecek kadar azdır. Bir tek proteinden bahsediyor. Bu evrimci bir profesör. Evet. Yani Türkiye'nin önünde gelen evrimcisi. Yani canlılık eğer belirli bir dizilimi gerektiriyorsa bu tüm evrende bir defa oluşacak kadar az olasılığa sahiptir denebilir. Ya da oluşumunda bizim tanımlayamayacağımız doğaüstü güçler görev yapmıştır. Yani Allah yaratmıştır. Bu sonuncusunu kabul etmek bilimsel amaca uygun değildir. Haşa. O halde birinci varsayımı irdelemek gerekir. Stokrom C'nin belli bir amino asit dizilimini sağlamak bir maymunun daktiloda hiç yanlış yapmadan insanlık tarihini yazma olasılığı kadar azdır. Maymunun rastgele tuşlara bastığını kabul ederek. Profesör Ali Demirsoy, Kalıtım ve Evrim. Şimdi bakın diyor ki imkansızdır diyor. Şimdi maymun daktiloda bırakın insanlık tarihini. Kimse yazamaz insanlık tarihini. Tek bir harf, tek bir kelime yazamaz maymun. Maymun daktilonun yanına bile gelmez zaten yani böyle. Daktilonun ne olduğunu bilmediği için zaten öyle tuşlara falan bile basmaz. Hani bir tuşa bassa bir şey, yani bir tane harf yazar en fazla. Dolayısıyla bakın imkansızlığı kabul etmeye çalışıyor. İmkansız bir senaryoyu. Şimdi bu bilim adamlığı değil, bilim de değil bu. Bu pagan rahipliği bu. Niye, ben diyor, niye bunu evet. kabul ettiğini de söylüyor. Bilmiyorum o senin alıntında var mı devamında. Biz diyor başka bir diğer ihtimali, diğer alternatif olan, yani bunu Allah'ın yarattığı gerçeği olan düşünceyi kabul edemeyeceğimizden dolayı bunu kabul etmek durumundayız diyor. Evet söylüyor işte zaten. Bu sonuncusunu kabul etmek bilimsel amaca uygun değildir diyor. Bu bilim evet. değil ki. Bakın bilim bakar. Yani bilim şudur. Siz doğayı incelersiniz. Etrafınıza bakarsınız. İşte incelersiniz olayları değil mi? Canlıların hücresine bakarsınız elektron mikroskopla. Genleri incelersiniz. Değil mi? Uzaya bakarsınız teleskoplarla. Araştırırsınız.
Sonra bazı çıkarımlarda bulunursunuz gözlemlerinize dayanarak. Mesela şimdi Newton ne yapıyor? Yer çekimiyle ilgili hipotezini geliştirirken bakıyor her şey yere doğru düşüyor. Aynı hızda düşüyor değil mi? Dünyanın her tarafında ve eşit hızda düşüyor. Bundan diyor ki dünyanın üzerinde bir çekim vardır diyor. Dünyanın bir çekimi vardır diyor. Ve onu ile ilgili bir hipotez geliştiriyor. Bir iddia geliştiriyor. Öyle. Evet. Sonra şuna bakarsınız siz. Gözlemler ve deneyler bunu destekliyor mu? Evet. Sizin iddianızı yani hipotez deniyor ona bilimsel dilde. Eğer destekliyorsa bu bilimsel bir teori olur. Değil mi? Bilim budur. Eğer bakın bilim yaptığınız araştırmalar, çıkarımlar sizi doğanın yaratıldığı gerçeğine götürüyorsa bilim adamı ve bilim bunu kabul eder. Böyle bilim kalkıp da 19. yüzyılın materyalist dogmalarıyla böyle imkansız senaryoları savunmaz. Yok maymun daktilonun başına geçecek, insanlık tarihini yazacak. Ben bu imkansız ama ben bunu kabul ediyorum. Maymunun insanlık tarihini yazdırıyorum, kabul ediyorum. Böyle şey olur mu? Böyle rezalet olur mu? Bilim adamlığı değil bu. Pagan rahipliği oluyor bu. Ya bu böyle bir mantığa, şimdi Ali Demirsoy Bey'e ben hakaret etmek için söylemiyorum ama bu mantığa bilimsel mantık denmez, bilim adamlığı da denmez buna. Bu pagan rahipliği olur bu. Çünkü çok açık bir şekilde proteinin yapısı bakın bize Allah'ın yarattığını kanıtlıyor. Bilim adamı da bilim de bunu kabul eder. Yani bilim bu savunulan zaten materyalist felsefedir bu. Materyalist felsefe bilim değildir ki maddeyi mutlak kabul etmek, yaratıcının varlığını inkar etmek. Bu pagan felsefe yani eski Yunan'dan kalma değil mi? Darwinizm de öyle eski Yunan'dan kalma, eski Firavun'dan kalma, eski Sümerler'den kalma bir pagan dini. Bu bilim değil. Bir kere bu çok net olarak anlaşılsın. Ve bu Darwinizm saçmalığı tek bir protein oluşma aşamasını zaten çöküyor. Bunu hep birlikte gördük. Yani bunun hiçbir açıklaması yok. Bunu söyledikleri zaman izleyicilerimiz herhangi bir Darwinist'e yani Richard Dawkins da gelsin, Richard Dawkins'in babası da gelsin hiç fark etmez. Bir protein tesadüfen oluyor mu olmuyor mu? Olmuyor, bitti. Yani Darwinizm bitti o zaman yani. Daha fazla fosile bile gerek yok. Ki kaldı ki 350 milyon tane fosil var ya Darwinizmi yalanlayan, Allah'ın yarattığını ispat eden. Bakın 350 milyon tane. Onların iddiasını destekleyecek bir tane bile yok. Zaten bu böyle bilim olmaz ki. Delillerin yalanladığı, hiçbir delilin desteklemediği mantığa, ondan sonra akla, gözlemlere aykırı bir bilim olur mu? Olmaz tabii ki yani değil mi? Kesinlikle. O yüzden saçmalık zaten Darwinizm. Tabii Darwin de diyor zaten niye bulamıyoruz diyor biz bu fosillerden diyor. Kendisi de itiraf ediyor. Tek bir tane ara geçiş formu yok. Ara geçiş formu olmayan teorim zaten çökmüş demektir diyor. Evet. Kendisi itiraf ediyor. Hocamızın Yaratılış Atlası kitabında bunların gerçeklerini binlercesinin fotoğrafı var. Hocamız onu zaten dünya çapında dillere de çevirdi. Bütün her yere de evet, yayın evi gönderdi. Ve Avrupa'da da çok ses getirdi. Dünyada çok büyük ses getirdi. Çünkü yaratılışın somut delillerini görmüş oldular. Mesela 200 milyon yıl evvel yaşamış bir balığın fosilini görüyorlar. Hemen yanında da yaşayan şu anda günümüzdeki canlı örneğini görüyorlar. Bu ne demektir? 200 milyon yılda hiçbir değişiklik hiçbir olmamış. Fark olmadı. Değişiklik evet. Olmamış demek. Evrim olmamış. Evrim yok demektir. Bunu artık çocuklar bile gördüğü zaman anlıyor. Yani bu net delilleri olmuş oluyor. O yüzden dünya çapında da hakikaten hem ünlü kişilerde hem çoğunluk olarak insanlarda Allah'ın yarattığına inanç çok yüksek oranda arttı Allah'ın izniyle. Evet. Şimdi bakın bir de DNA var. Yani hücrede öyle bir sistem var ki bu aklın kavrama sınırlarının ötesinde bakın şimdi. Biraz da ona bakalım inşallah. Şeytandan Allah'a sığınırım dedi ki bizim Rabbimiz her şeye yaratılışını veren sonra doğru yolunu gösterendir. Şimdi bakın hücrenin içine girdiğimizde hücrenin çekirdeğini görüyorsunuz burada. Bilgisayar animasyonu da hücrenin içine girebilir ve göz kamaştırıcı sistemin nasıl çalıştığını görebiliriz. Bunlar hücrenin zarının üzerindeki minik kapılar. Bunlardan içeri giriyoruz şimdi hep birlikte bakın. DNA'yı görüyoruz. DNA'nın böyle bir yapısı var. Yani böyle dönerek yükselen merdiven gibi düşünebiliriz. Sarmal şeklinde. Hücrenin kalbine girdiğimizde bir organizmada gerekli olan tüm proteinleri üretmek üzere emirleri alan sıkıca paketlenmiş yapı olan DNA vardır. İşte bu DNA molekülü. İnsan DNA'sı yaklaşık 1-1,5 metre uzunluğunda. Fakat santimetrenin 4 milyonda biri kalınlığında. Yani çok çok ince elektron mikroskopla görülebilen bir yapısı var. Bakın gördüğünüz gibi. Şimdi protein sentezleneceği zaman protein sentezi işleminde vücut için belirli bir proteinin kopyalanabilmesi için gerekli talimatları almak üzere bakın o fermuar açılıyor. Burada gördüğünüz gibi. Ama sadece ilgili bir DNA üzerinde belli bir bölümün zinciri bir moleküler makine tarafından açılıyor. Şimdi bakın burada duralım. Diyor ki burada DNA üzerinde
belli bir bölümün zinciri. Yani 100 bin çeşit protein var. Bu proteinlerden her birinin kodlandığı yer birbirinden farklı. 25 bin tane ayrı bölge var DNA üzerinde proteinleri kodlayan, gen deniyor bunlara. Dolayısıyla her bir proteinin kodlandığı bir yer birbirinden farklı. Şimdi DNA'da 3 milyar harf var. Bu 1 milyon ansiklopedi sayfası yapar. Bakın 1 milyon sayfa arasında bir protein kodlanacağı zaman bu bir sayfalık bir bilgi demektir. 1 milyon sayfa arasından siz tek bir sayfayı arayıp bulmak zorundasınız. Evet. Şimdi bu o kadar zor bir iştir ki, yani siz şöyle olsa 1000 cilt ansiklopedi olsa bütün bu odanın duvarlarını kaplayacak, hatta daha fazlasını, değil mi? 1000 cilt ansiklopedisi her bir biner sayfalık olması gerekiyor bunların. Birinin eline bir kağıt tutuştursanız deseniz ki sen bu bir sayfayı bu ansiklopedinin içinde aramaya başla. Ne kadar sürer bunu bulması? Ay hesabıyla çok sürer yani, değil mi? Yani muazzam uzun sürer ki insan bilinçli bir varlık, değil mi? Onun bakacak ona, sayfalarla karşılaştıracak, aynı mı değil mi onu gözden geçirecek, değil mi? Evet. Ona göre arayacak ama tek tek sayfalara bakmak zorunda bütün ansiklopedilerin. Bakın bu DNA'da saniyeler içerisinde gerçekleştiriliyor bu. Şimdi dünyanın en ünlü biyoloji kitabı var. Campbell and Rees diye böyle bütün dünya üniversitelerinde standart kitap olarak okutuluyor. Bunda diyor ki DNA'da bu aranılan bir yerin bulunmasına samanlıkta iğne bulmaya benzer diyor. Şimdi düşünelim, samanlıkta dev bir samanlık düşünün böyle. Bir tane iğne var bir yerinde. Karanlık bir de. Bir de kapkaranlık üstelik, kapkaranlık bir ortam. Akıllı bir insan bile olsa o iğneyi bulabilir mi o samanlıkta? Bulamaz. Evet. Yani ya belki yıl arar yani, bir yıl arar belki yani. Öyle bulabilir belki yani. Eline batacak o da çünkü karanlık olduğu için. İğneyi değil mi? El yordamıyla arayacağına göre. Hücrenin içerisinde DNA kendi üzerine katlanmış olmasına rağmen bu anında bulunuyor. Hangi proteinin nerede sentezleneceği ve hemen kopyalanmaya başlıyor. Bunu da RNA adlı bir moleküle kopyalıyor. Bakın orada görülen enzimler. DNA'nın üzerindeki bu bölgeyi. Protein sentezlenmesi için. Bir kopya oluşturuluyor yani neticede. Kopyalama tamamlandıktan sonra bu genetik bilgiyi taşıyan RNA çekirdek kompleksinden ayrılıyor. Bakın RNA'yı görüyorsunuz. Çekirdeğin dışına çıkıyor. Demin biraz önce girerken buradan girmiştik. Çekirdeğin içerisine. Aynı kapılardan bu sefer RNA isimli molekül hücrenin iç boşluğuna geçiyor. Avluya geçiyor bir anlamda. Bakın çıkıyor buradan, görüyorsunuz. DNA'nın o proteini kodlayacak bölgesinin kopyası bu. Taşıyıcı RNA taşımakta olduğu genetik bilgiyi iki parçalı özel bir moleküler fabrika olan ribozoma götürür. Mesajcı RNA. Bakın bu da protein fabrikası. Ribozom denilen yer protein fabrikası oluyor. Proteinin yapıldığı yer, yani tam bir fabrika. Ve bu da protein yapısında. Bunun da olması için başka proteinler gerekiyor. DNA'da kodlanmış olması gerekiyor. Yani bu sistemin, bakın iç içe geçmiş bu sistemin bütün parçalarıyla var olması gerekiyor. Tek bir proteinin oluşması için. Onu görüyoruz şimdi, sistemi görüyoruz. Kendisi güvenli şekilde bağlandıktan sonra şifre çözüm işlemi başlar. Bakın onu göreceğiz. Bu sefer amino asitleri taşıyan, bunlar amino asitler taşıyan transfer, yani transfer edici, taşıyıcı RNA vardır. Onlar da amino asitleri getirirler bakın protein sentezi için. Bakın görüyorsunuz. Her bir kopyanın 3 bölümlük karşılığı gelen, 3 harfe karşılık gelen amino asitler var. Bakın burada ekleniyor bunlara, görüyor musunuz? Transfer RNA deniyor bunlara. Ve amino asitler arkada protein zinciri oluşuyor bakın. Arkada getirdikleri amino asitlerden, birbirine eklenmesinden. Ve sırasıyla. Tabii. Çok, çok özel bir dizilimi var. Bu ancak evet. DNA'da kodlanabiliyor. Öyle rastgele bir şey hiç yok. Bakın rastgelelik hiç yok. Hatta muazzam bir yaratılış var tabii yani. Muhteşem bir yaratılış bakın. Ve bunlar o kadar hızlı oluyor ki saniyede 2000 tane protein sentezleniyor her bir hücremizde bizim. Meydana gelen zincir işlevi için kritik olan özel 3 boyutlu şeklini elde edeceği